GSM işimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir cihazın ekranı değiştireceğiz arkadaşlar. Motorola Race 40 Ultra. Cihazımızın şarjı yoktu. Şu an şarjı takarak cihazımızı açacağım arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Dışarıda daha önceden uğraşmışlar ekranıyla ama değiştirmemişler tabii ki. Cihazımızın iç ekranında kırık arkadaşlar. Görüntü vermiyor. Burada gördüğünüz üzere şu an turbo şarj oluyor. Tekrar power tuşuna basayım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şarj aletinden çıkarttım cihazımı. Öncelikle arka kapağımızı ısıtıyoruz. Tarafı zaten açık biraz ama yine ısıtmakta fayda var arkadaşlar. Evet, dört bir köşemizi güzelce ısıtıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Hiç ölçmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten direkt çıktı. Görmüş olduğunuz üzere. Arka kapağımızı koyalım köşeye. Evet, cihazımızın ekranını da açalım. Evet, bütün vidalarımızı sökelim arkadaşlar, alt tarafta olanları. İnanın, yani ekranı takacağım zaman çok şaşıracaksınız. Ekranı çok ince arkadaşlar. Evet, vidalarımızı sökmüş bulunmaktayız. Cımbız yardımıyla plastik kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. Plastik kapağımızı bu köşeye koyalım. Koaksiyel kablomuz, yani antenlerimiz, görmüş olduğunuz üzere bu şekilde, sizlere de göstereyim. Ara fleximizi boşa alıyoruz arkadaşlar. Ekran fleximizi de boşa alıyoruz. Buraya ısı alkolümüzü dökelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Evet, şarj bordumuzu da boşa alacağız. Görmüş olduğunuz üzere. Şarj bordumuz. Buzzer'ımızı da yerinden çıkartacağız arkadaşlar. Evet. Cihazımızın buzzer'ı. Bunu da köşemize koyalım. Ve ekranımızı değiştireceğiz şimdi. Cihazımız kapalı. Açık değil arkadaşlar. Bu şekilde çıtalarımızı çıkartıyoruz. Dediğim gibi daha önceden uğraşılmış zaten. Şimdi buradan gitar penisi yardımıyla ekranımızı kaldırıyoruz. Evet, kağıt gibi ekranımız var. Alkolümüzü dökerek arkadaşlar burayı biraz yumuşatalım. Evet, ekranımızı sökmüş bulunmaktayız. Bakar mısınız ya? Yani inanın bu teknolojidir arkadaşlar. Ekranın eski payına bakın. Evet, buradaki silikonlarımızı yerinden çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere
Evet, cihazımızı köşeye koyalım arkadaşlar ve yeni ekranımızı gösterelim sizlere. Cihazımızın orijinal ekranı. Çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Etiketlerimizi de yerinden çıkartalım. Evet. Ekranımızı görmüş olduğunuz gibi çıkarttık arkadaşlar. Esneklik payına bakın. Yani şu an ben kıramıyorum. Ama yerine oturttuktan sonra kıracağız inşallah. Evet. Burada da etiketimiz var. Bunu da yerinden çıkartalım. Çok hassas olmamız gerekiyor arkadaşlar bu ekranlarda. Evet. Şimdi biraz daha esnedi sanki. Evet, bu kadar bükebildim. Devamı cihazı yerleştirdikten sonra. Evet. Şimdi arkadaşlar bu köşelere ekranımı ben buraya koyayım. Çok hassas davranayım. Bu köşeleri altına çok inceden bir silikon sıkacağım. Güzelce yapışsın, tutsun diye arkadaşlar. Silikonumuzu alalım. Bu taraflara silikonumuzu sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Neden silikon sıkıyoruz arkadaşlar? Çünkü ekran katlandığı zaman açılmasın diye. Evet. Silikonumuzu sıktık. Buraları biraz daha eğebilirsek güzel olur. Evet, yeterli olacaktır arkadaşlar. Hatta bu üst taraflarına çok inceden dönebilirim. Aynı şekilde bu aşağıya doğru da inelim. Evet, silikonumuzu yayıyoruz arkadaşlar şu an. Evet. Ekranımızın montajını gerçekleştiriyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Ekranımızı yapıştırdık. Kameranın oradan doğru ayarımızı yapabiliriz. Şu an okey gibi duruyor. Evet. Şu an okeydir bence. Şimdi bu şekilde kapatalım. Hızlı bir şekilde buzzer'ımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada çok hassas ve narin de olmamız gerekiyor bu cihaza. Buraya bir çift taraflı bantımızı yapıştıracağız. Ekran konnektörünün olduğu yere.
Görmüş olduğunuz üzere ekran konektörümü yerini oturttum. Evet, şarj board'um da şarj Arriflex'im de yerine oturttum arkadaşlar ve koaksiyel kablolarımı da yerine oturtmuş bulunmaktayım. Evet. Ekranımızı da silelim. Hızlı bir şekilde metal kapağımızı da yerine oturtturalım. Arka kapağımızı yapıştırdıktan sonra bu ekranımızın çıtasını yapıştıracağız arkadaşlar. Ondan sonra zaten mengeneyle tutturacağız. Sağlam bir şekilde durması için. Evet, biraz heyecan yaptım. Silikonumuzu alıyoruz yine. Çok ince bir şekilde arka kapağımıza yapıştıracağız. Dört bir köşesine inceden sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Arka kapağımızı bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve ekranımızı açıyoruz arkadaşlar. Görüntüyü bence birazdan alalım. Şimdi almayalım arkadaşlar. Çıtasını da yapıştırdıktan sonra. Şimdi bu dört köşemize çok inceden silikonumuzu sıkıyoruz. Evet, yeterli olacaktır. Tekrar hizamızı kontrol ediyoruz. Okey. Ve yapıştıralım arkadaşlar. Aynı şekilde alt tarafımızın çıtasını da yerine oturtuyoruz. Evet, oturdu arkadaşlar. Tabii ki burayı mengen yapacağım için tam oturacak. Power tuşumuza basalım. Ne dersiniz? Evet, şarjı sıfır olarak gösteriyor. Şu an inanın görüntüyü aldığım için çok mutluyum arkadaşlar. Buraları hemen sileyim. Evet, %1 de oldu. Power tuşumuzu da basalım. Evet, gördüğünüz üzere görüntümüz geldi arkadaşlar. Motor reis 40 Ultra. Evet. İşte bu. Sesimizi de açalım. Büyük ihtimal sistem sesleri kapalıdır arkadaşlar. Bu şekilde sizlere de göstereyim. Ayrıyeten arka ekranımız da mevcut. Bu şekilde. Evet, katlayalım mı? Ne dersiniz? İlk defa katlanacak bu ekran arkadaşlar. Evet, katlıyorum. Biraz heyecan yaptım açıkçası.
Evet, katladım. Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, ekranımızı katladık. Hızlı bir şekilde buradaki silikonlarımızı silelim. Zaten en son genel temizlik yapmış müşterimizi teslim edeceğiz. Buradaki ekranımız da çalışıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yıldız, 0, kare. Ve açıyoruz. Aynı şekilde burada da görüntümüz mevcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yıldız, 0, kare. Evet. Cihazımızın işlemleri bitti arkadaşlar. Eski kırık ekranımızı da bu şekilde koyayım. Hatta bu şekilde yamuk kalsın. Sizlere de böyle yakından göstereyim. Evet. Hatta bu şekilde de bir koyalım. Görmüş olduğunuz üzere. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda mutlaka ve mutlaka görüşmek üzere.